Yarın tatili yarın başlıyor. Okulların yeniden açılacağı 5 Şubat'a kadar özellikle kar tatili bölgelerine talep yoğun. Kayan başkentlerinden Uludağ'da otellerdeki doluluk neredeyse tam. Tüm çocuklar karnelerini aldıktan sonra tatile gidecekler. Hem yurt dışı hem de yurt içinde doluluk oranları %100'lere yaklaşmış durumda. Kayak merkezleri ve kar turizmi bölgeleri karne tatiline hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları şimdiden %100'e yaklaştı. Sömestr tatilini genellikle soğuk havada geçirecek diyebilirim öğrencilerimiz. Özellikle Uludağ bölgesinde de kar yağışı da gayet güzel olduğu için oradaki kar kalanını kayak yapmak için çok ideal. Oraya çok gerçekten talep var. Yarı yıl tatili yarın karnelerin dağıtılmasıyla beraber başlayıp 5 Şubat'ta tamamlanacak. Geçen yıl karsız geçen sömestr döneminin ardından bu yıl kayak merkezlerine kar yağmasıyla Uludağ döken Sarıkamış tatile dolu dolu girecek. Yurt içinde özellikle e, Uludağ bölgesindeki otellerde doluluk oranı çok yüksek. Fiyatlar da son dakika bekleyen misafirler için oldukça fazla. E, yaklaşık 80 bin, 90 bin lira civarında. Kar turizmine alternatif bir başka tatil rotası da Doğu Ekspresi. Yurt içinde bu dönemde en çok rağbet gören yerlerden bir tanesi de Doğu Ekspresi treni. Doğu Ekspresi treninin olduğu turlarda da fiyatlar yine 3 gece 4 günlük fiyatlarda 10 bin lirayla 20 bin lira arasında değişiyor. Bunun haricinde yine yurt içinde Kabadokya bölgesi oldukça rağbet gören bir bölge. Somester tatili için yurt dışını tercih edenler de var. Yurt dışında en fazla rağbet gören yerlerden bir tanesi Paris ve Paris'te Disneyland'ın olması. Çocukların da direkt ilk olarak Disneyland'ı görmek istemeleri oraya daha fazla talep sağlıyor. Yine vizesiz Balkanlar'da en fazla rağbet gören destinasyonların arasında yer alıyor. Peki iki haftalık karne tatilinde hava nasıl olacak? Pazar günü Kartalkaya, Kartepe, Uludağ kar yağacak. Şu anda kar kalınlığı en fazla olan yer Kartalkaya ile Palandöken. 1,5 metre kar var. Ancak Uludağ'da düşük 45 santim. Erciyes'te de 30 santimetre civarında. Pazar günü gelecek karla bir 20 santim 25 santim daha artacaktır. Sonrasında pazardan sonra 3 gün genellikle kuru bir soğuk olacak ülkemizde.